Bugün size neden herkese kulak vermemen gerektiğini anlatacağım. Neden onların sözleri buradan girip buradan çıkmalı? Bunu anlatacağım. Yıllar önce bizim öğretmenimiz lisede ibret olsun, ibreti alem olsun, ders olsun, örnek olsun diye Bakırköy bize çok yakın. Orada ruh ve sinir hastanesi var. Oraya gidin, onları ziyaret edin, onları bir tanıyın, onlarla konuşun demişti. Biz de birkaç kişi arkadaşımız merak ettik. Bakırköy Deli Hastanesi diye adlandırılan ruh ve sinir hastanesine Florya'dan trene bindik. Bakırköy Deli Hastanesi'ne gittik. Şimdi bizi karşılayan takım elbiseli, gravatlı bir adam, bakımlı, mükemmel. Biz oranın müdürü olarak kabul ettik ve bizi kapıda karşıladı, oturdu, anlattı, bayağı sohbet etti. Biz de onu bayağı dinledik, yani çok ciddi bir şekilde. Çünkü kelli felli her şeyle çok iyi bir görüntü veriyordu. Oranın müdürü olarak kendini tanıttı. Sonra biraz daha ilerleyince hemen beyaz önlüklü doktorlar geldi. Onu önümüzden aldılar. Bir baktık ki o takım elbisenin arkasındaki ceketin yarısı yok. Yani sadece arka tarafı beyaz. Sonra o zaman anladık ki bu kişi bizi yarım saat 45 dakika oyaladı. Ciddi ciddi konuşuyordu. Biz de ona kulak veriyorduk. Bize mantıklı gelmeye başlamıştı. Onun dedikleri tam mantıklı, tam beynimize, aklımıza uyuyordu. Bizi o iki tane doktor, beyaz önlüklü doktorlar kurtardı, öyle diyelim. Şimdi değerli arkadaşlar, size bazı abuk subuk şeyler normal gelmeye başlıyorsa siz de onlar gibi olursunuz. Yani kulak verirseniz siz de o hastalığa kapılırsınız. Hatta Sıcak Kafa diye bir film var. Bu filmde sevgili arkadaşlar, iki kişi salgın hastalıkta, bu adamın hastalığı var, abuk subuk konuşuyor. Sağlıklı bir adama konuşmaya başladığında bu kişi eğer mantıklı olarak kabul ederse bunun dediklerini, hastalığı buna geçiyor. Yani bu da abuk subuk konuşmaya başlıyor ve bu Sıcak Kafa dizisinde kulaklıkla kendilerini koruyorlar. Hani nasıl pandemide ağzımıza burnumuza bir maske takıyorduk, Sıcak Kafa dizisinde de kulaklık takarak abuk subuk konuşan insanlardan kendilerini koruyorlardı. Filmde öyleydi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, burada önemli konuya değinmek istiyorum. Sizin etrafınızda şu anda abuk subuk konuşan, salgın hastalığı olan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Mesela en son ben dün yine karşılaştım. Haftada 3 kere spor salonuna gidiyorum. Orada da kelli felli birisi geldi. Yaşlı başlı birisi. Başlangıçta çok mantıklı, güzel konuşuyordu. Aklıma yatmaya başlarken birden pot kırdı. Mantıksız konuşmaya başladı. Sonra anladım ki adamın hastalığı var. Şizofren, halüsinasyon görüyor ve ona göre bazı şeyler normal ama sana göre normal değil. Uçuk kaçık konuşmaya başlayınca uzaklaştım. Yani bu tür etrafta insanlar olacak ve sana her zaman yapamazsın, beceremezsin, olmaz gibi cümlelerle yaklaşacak. Sana mantıklı gelmeye başlarsa sen de aynı inanmaya başlarsın. Sen de o hastalığa kapılırsın. Şimdi asıl mevzu şu. Ortalıkta merdiven altında aldığı seminerlerle kendini yaşam kuşu zanneden insanlar var. Bu insanlar genellikle kendi eksikliklerini örtmek için sana nasihatlerde bulunur, sana yol göstermeye çalışır, sana tavsiyelerde bulunmaya çalışır. Bunların neden tehlikeli olduğunu anlatmak istiyorum. Bu insanlar genellikle aile kuramamış, örneğin ailesi yok, bir sorumluluğu yok ama sana aile konusunda danışmanlık vermeye kalkışıyor. Sana akıl vermeye kalkışıyor. Veya hiç hayatında tedrisat görmemiş, ilim görmemiş, medrese, Kur'an kursu görmemiş, sana tasavvufu anlatmaya çalışıyor. Veya değerlerine önem veren, kıymet veren, muhafazakar insanlara hitap etmek istedikleri için, onları kazanmak istedikleri için dini konulara girmeye çalışıyorlar. Ama bilgileri yok. Bilgileri olmadığından dolayı kendi uydurdukları kulaktan dolma bilgilerle, YouTube'da orada burada öğrendiği dini bilgiler ile ritüeller uydurmuşlar. Kendi ritüelleri, kendi hayallerine göre uydurdukları teknik ve yöntemlerle dine, değerlere, kültürümüze, ahlaka tamamen ters, saçma sapan, sapkınlığa götüren, kendilerinin %100 inandıkları ritüelleri insanlara empoze etmeye çalışıyorlar. Bunlar genellikle sosyete yaşam koçları olarak adlandırıyor kendilerini ve inançlı olan insanların imanlarını, inançlarını bu kişiler çalıyorlar, hırsızlık yapıyorlar, bir tür eşkıyalık yapıyorlar, yani yollarını kesiyorlar. Doğru yolda ilerleyen insanların önünü keserek
Onların yüzündeki nurunu çalıyorlar. Onların bir bakıyorsunuz yüzleri daha önceden nurluydu, güzeldi, meymenetliydi ama birden meymenetsiz oluyorlar. Nursuz kalıyorlar ve sapkın davranışlar sergilemeye başlıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, biraz önce anlattığım gibi abuk subuk konuşan, abuklamış insanları dinleyenler mantıklı algılarsa, eğer onun dedikleri mantıklı olursa ona göre, bu da abuklamaya başlıyor. Bu da hastalığa kapılmaya başlıyor. Ama genellikle piyasa bunlarla dolu. Bunu neden anlatıyorum sevgili arkadaşlar? Öğrencilerimden devamlı karşılaşıyorum. Yani benim yanıma gelen bir öğrencimiz bizim eğitimlerimize katıldı. Kendinden biraz bahsetti. Muhafazakar, inançlı, derine sadık, namazında niyazında, başı örtülü bir hanımefendiymiş bu hanımefendi. Sonra YouTube'da, sosyal medyada kendini yaşam koçu zanneden insanları takip etmeye başlamış. Sosyete kişisel gelişimci tayfasına katılmış. Onları takip etmeye başlamış. Tabii onlar da biraz önce dediğim gibi kendi eksikliklerini örtmek için tavsiyelerde bulunuyor. Allah diyemiyorsa evren diyor. Sana da evren dedirttiriyor. Namaz kılmıyorsa sana meditasyon diyor. Meditasyon yap diyor. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsa Arapçasından, o zaman sen Kur'an-ı Kerim okumayı Arapçasından biliyorsun ama sana diyor ki boş ver diyor, Kur'an-ı Kerim'i Arapçadan okuma, bu şekilde yap diyor. Yani Türkçe oku diyor. Sana namazı bıraktırıyor, meditasyon yaptırıyor. Allah demeyi bıraktırıyor, evren dedirttiriyor. Sana dua yapma artık diyor, evrene enerji gönder diyor. Sana Kur'an-ı Kerim'i okuma, Türkçesini oku diyor veya olumlama yap sen diyor. Ve bu hanımefendiyi dejenere etmişler. O kadının kafasını karıştırmışlar. Bütün kendi kafasındaki kırık düşüncelerini bu hanımefendiye yüklemişler. Sevgili arkadaşlar, bunlar günlük vaka, devamlı olan vakalar. Devamlı bu şekilde mağdur insanlar var. Artık ben de yeter diyorum. Bunun videosunu yapalım. İnsanlar tuzaklara düşmesinler. O yüzden sizin de sevdiğiniz insanlar vardır. Dostlarınız vardır. İnançlı insanlar vardır. Ahlaklarına, kültürlerine, değerlerine önem veren insanlar vardır. Onlara bu videoyu sadaka niyetiyle gönderin. Onların da gözleri açılsın. Uçuk kaçık tiplerden uzak kalsınlar. Yani hasta tiplerden, abuk subuk, saçma sapan, sapkın ritüelleri senin ve dostunun kafasına empoze etmemeleri için bu videoyu paylaşmanı tavsiye ediyorum. Peki o hanımefendi bizim programımıza katıldıktan sonra kafası gerçekten karma karışıktı. Tamamen inançlarından uzaklaşmış, yabancılaşmış. Kur'an-ı Kerim'i artık Arapçasından değil, Türkçesini okuyor. Kendine göre bir şeyler uydurmuş, ritüelleri öğrendiği gibi, YouTube'dan öğrendiği gibi uygulamaya çalışıyor. Daha önceden başını örten bir hanımefendi başını açmış. Kocasıyla tamamen iletişimi bırakmış. Almanların yaşadığı gibi tamamen karı koca birbirleriyle iletişimi kesmiş, çocuğuyla iletişimi kesmiş, annesiyle babasıyla görüşmüyor artık. Neden? Çünkü ritüeller öğrenmiş, sapkın ritüeller öğrenip onları hayatına yansıtmaya başlamış. Yani tamamen kültür ve değerlerden uzaklaşmış. Sonra bizim eğitime katıldıktan sonra o bakış açılarını, mindset'i, bozulmuş mindset'ini, zihnindeki o bozulmuş düşüncelerini tekrar onları beraber eğitimlerimizle düzelttik. Bakış açısını değiştirdik ve eğitime katıldıktan sonra şunu söyledi. Hocam ben yaşamaya başladım, nefes almaya başladım. Artık eşimle, çocuklarımla, sevdiklerimle iletişim kurmaya başladım. Annemle babamla iletişim kuruyorum ve kendime geldim. Kişisel gelişim diye adlandırılan çalışma gerçekten sizin yaptığınız gibi. Yani iki kanatlı kuş gibi, hem maddi bilimler hem manevi bilimler, ikisi beraber, bilim ve ilim beraber olduğu zaman sonuç alıyor. Ben öyle sonuç almaya başladım dedi kendisi. Teşekkür ediyor ve bu şekilde tekrar hayatını düzene soktu sevgili arkadaşlar. Bu tür yaşam koçları, sapkın düşüncelere sahip insanlar, doğru yolda ilerleyen insanların yoldan çıkmalarına sebep oluyorlar. İnsanların imanlarıyla oynuyorlar, karı koca birbirlerinden ayrılmasına sebep oluyorlar. Veya hayatındaki parasal bereketini ellerinden alıyorlar. Neden? Çünkü kendilerinin sorunu var finansal olarak. Bu sefer o eksikliklerini örtmek için karşıdaki kişiye de para önemli değil diye empoze ediyorlar. İnsanların tamamen işi gücü bırakıp yan gelip yatmalarına sebep oluyorlar. Tabii bu şekilde de olunca insan çalışmayınca para kazanamıyor ve güçsüz oluyor. Bizim güçlü olmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Yani maddi olarak hem manevi olarak da güçlü olmamız gerekiyor. O yüzden sevgili arkadaşlar, bizim tavsiyemiz kulak vereceğiniz insanları dikkatli seçin. Çünkü onlar sizin ruhunuza hitap edecekler. Ruhunuzu güçlendirecek insanlar hem maddi bilimlere sahip hem manevi ilimlere sahip insan olmalı. Yani
İki taraftan bakabilen insanlar sizin ruhunuzu güçlendirir. Önemli olan ruhunuzun güçlenmesi, nefsinizin güçsüzleşmesi sevgili arkadaşlar. Ama öbür türlü olanlarda onlar sizin egonuzu güçlendirir, nefsinizi güçlendirir ve ruhunuzun küçülmesine sebep olur. O yüzden bu konuya azami derecede dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hatta ben şunu söylüyorum, kendi aramızda bazen konuşuyoruz. Bunlar eğer kişisel gelişim yapıyorsa o zaman biz kişisel gelişim yapmıyoruz diyoruz. Neden? Çünkü genellikle o tayfa çok önemli, çok değerli olan kişisel gelişim cümlesini kullanıyor. Hani şu anda dünyada öyle değil mi? Kim barış kelimesini daha çok kullanıyorsa o oraya savaş götürüyor. Barış götürmüyor. Kim demokrasi götürüyorum diyorsa oraya demokrasi götürmüyor. Oraya sıkıntı götürüyor. Dolayısıyla kişisel gelişim uzmanı diye geçinen o insanlar, onlar nefis gelişimi yapıyorlar veya egoyu geliştiriyorlar ama ruhu geliştirmiyorlar. Önemli olan ruhun gelişmesi, şahsiyetin gelişmesi, nefsi köreltmek. Dolayısıyla burada ince eleyip sık dokumanızı tavsiye ediyorum. Bize de hep şu soruyu soruyorlar. Peki hocam sizin farkınız ne? Bizim farkımız, biz hem dünya ilimlerini alıyoruz, akademik bilgileri alıyoruz. Bunları alıyoruz, bu batıdan alınan bu bilimleri kendi inanç ve değerlerimize tercüme ediyoruz. Çünkü biz aynı zamanda çocukluğumuzdan bu zamana kadar değerlerimiz konusunda da eğitimler aldık. Dini eğitimlerimizi de aldık. Medrese hayatlarımız da oldu. Dolayısıyla İki kanatlı, hem bilim hem ilim, ikisinin ortası hem beynimiz hem kalbimizi aynı kefeye koyarak o şekilde eğitimler veriyoruz. Çünkü hayat bir denge sanatıdır. Peygamberimiz ne buyurmuş? Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya sarılın. Yani bir denge, bir balans gerekiyor. İfrat ve tefrit diye bir kural var biliyorsunuz. Ortadan dengeli bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Hem dünyayı kazanacaksın hem de ahireti kazanacaksın. Bizim eğitimlerimizin bakış açısı da bu şekilde dengeli. O yüzden eğitime katılan binlerce insan eğitime katıldıktan sonra hep bize feedback veriyorlar. Onları videolarımızın altındaki linklere tıklayarak siz de izleyebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Yani iki kanatlı kuş misali eğitimlerimiz öyle olduğundan dolayı bizim insanımızın DNA'sına uygun, değerlerine uygun, ahlakına, kültürüne, inançlarına uygun. O yüzden zaten faydalı oluyoruz. Eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsan hemen aşağıdaki linke tıklayarak web sayfamızı ziyaret edebilirsin. Orada sizin için değerli içerikler var. Onları inceleyebilirsin. Bu video o kadar önemli, o kadar önemli ki sizin de sevdiğiniz, önem verdiğiniz insanlar vardır. Onlara gerçekten değer ve kıymet veriyorsanız, onların yoldan çıkmasını istemiyorsanız, onları kaybetmek istemiyorsanız, onların gerçekten doğru kişisel gelişim yapmasını istiyorsanız bu videoyu mutlaka onlara gönderin. Onlar da faydalansın. Bu videoyu yayabildiğimiz kadar yayalım. Herkes faydalansın. Güzellikler paylaştıkça çoğalır güzel insanlar. Bu konuyla alakalı da yorumlarınızı mutlaka videonun altındaki yorum kısmına yazmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi eğitimlerimizle alakalı daha fazla bilgi almak için hemen videonun altındaki linke tıklayıp sayfamızı inceleyebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.